Yani evet, biraz şey, benim bacım tutuldu. Normal. Bunların hepsi çok normal. Sonra üzerine zaten konuşacağız. Daha ayrıntılı da. Ama hepsi beklenen ilk işaretler. Sabırla, düzenle uyguladıkça niye yapıyoruz, peşinde ne olacak, neye dönüşecek? Tüm konuşacağımız teorik felsefesiyle, çünkü çok ilişkili. Pratik olarak en azından bu konuştuklarımız adına bir deneyim olması için. Sonra yerleştirmeye başlayacağız. Ne nereye oturuyor? Peki. O halde yoga. Yoga felsefesi için buraya gelmiş bulunuyoruz. Yoga, insanlığın en kadim, en eski öğretilerinden bir tanesi. Tarihi yazılı olarak en az 5000 yıllık biliniyor. Ancak bu yazılı olan tarihi, bir de yazılı olmayan bundan önce tarihi olduğu tahmin ediliyor. Çünkü aslında sözlü bir gelenek, eski zamanlarda tüm öğretilerin aktarılma biçimi gibi. Bu ustadan öğrenciye, çırağa sözle aktarıla devam ederken bir yerde, bir zaman birileri bunları kağıda dökme ihtiyacı duyuyor. Bu bilinen en eski metinler bizzatihi direkt yoga ile ilişkili bazıları değil, yani kardeş bilgisi gibi diyelim, kardeş öğretileri, Vedalar denen metinler üzerine konuşacağız. Milattan önce 2500 yılları gibi bir tarih veriliyor. Ama sonrasında bizim için bu felsefenin en azından temel metinlerini oluşturan, ki programda, duyuruda o şekilde belirtmiştik, milattan önce 500'ler, 600'ler ve sonrası da, bunlar tartışmalı biraz tam tarih verme, Yoga Sutralar diye bir eserden, yine 700'ler, 800'ler Bhagavad Gita diye bir eserden ve yine aynı civar 800 ve sonrasıyla ilişkili olan Upanishadlar diye temel metinlerden konuşacağız. Bunları ay diye böldük. 4 ders diye aslında. Toplam 12 derslik bir kurs böylece. Her bir metin için 1 yıl geçirilebilir. 1 yıl değil, 10 yıl geçirilebilir. 10 yıl değil, ömür geçirilebilir aslında. Tek bir mısrasını anlamak için bile diyebilirsiniz. Ama biz burada çok hızlı aslında, çok böyle sıkıştırılmış, rarlanmış, yüklenmiş formu gibi bir kursta temel aslında, çünkü birbirlerini tamamlayan metinler, birbirlerini tamamlayan bilgiler ve fikirlerle bir arada öğretiler. Bir giriş niteliğinde, o yüzden yoga felsefesi diye genel bir başlık koyduk. Konuştukça aslında her konuştuğumuz kitabın bir sonraki kitapta kendisini nasıl tekrar ettiğini göreceksiniz. Aynı kavramın belki bazen başka bir isimle veya orada daha dallandırılıp, budaklandırılarak, ayrıntılandırılarak açıklandığını. Üçü de şunu bilmek gerekiyor ki yoga felsefesi üzerine konuşacaksak, üç ana temel eserimiz bunlar. Ve birbirlerini dediğim gibi bazen baba çocuk gibi bir ilişkide, bazen kardeş gibi bir ilişkide. Şimdi temel metin, bu ilk dört ders için Yoga Sutralar diye duyurduk. Bugün temelden gireceğiz. Yoga nedir? Yapmaya çalıştığımız şey yoga ile nedir? Şu an burada konuşurken neyi amaçlıyoruz? Neyi arıyoruz? İnsanlık şu anda olduğu gibi evrensel dediğimiz tüm bilgilerin kapsadığı zamandan ve mekandan bağımsız. Bu şu demek, her zamanın insanı milattan önce 2500 yılda, milattan sonra 2018 yılında da benzer sorular sormuş nihayetinde. Her ne kadar çağlar değişmiş olsa, yedikleri yemekler, yaşadıkları binalar, kullandıkları araçlar değişmiş olsa bile temel birkaç soru var ki bu değişmiyor. Her insan ömrünün bir zamanında, eğer insan ise, insan olarak yaşıyorsa ya da diyelim, bunları konuşacağız ayrıntılandırıp, şunları soruyor. Bir, ben ne yapıyorum burada? Burada. Bu dediğimiz şey, bu gezegen olabilir. Bu gezegen, ki ne yapıyor? Bu geri kalan
evrenin içinde, galaksinin içinde. Ya da ben ve bu kurduğum ilişkine geri kalan mana, anlam, hayat, hayatın bir anlamı var mı? Niye yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Biliyorum ki gittiğim bir yer var. Herkes onu doğduğu anda biliyor. O da ölüyor. Doğmak gibi ölüm. Bu şeyin parçası, kaçışsız. O zaman ölüm ne demek? Ölüm diye bir şey var mı? Onun anlamı ne? Var ise bu bir son mu? Başka bir başlangıç mı? Geri kalan aradaki hikaye, ben eğer biliyorsam bir ömür var bana verilmiş olan. Bunu nasıl kullanmalıyım? Yaşamak dediğim şey ne demek? Yaşamak dediğim bir şey varsa o zaman içerisinde insan diye kendimi tanımlıyorsam insan olmak ne demek? Bunların hepsi yoganın içerisinde sorular, nihai sorular diye belki bilinebilecek sorular, evrensel sorular diye bilinebilecek sorular, nihai yani en son sorulabilecek son soru. Tüm her şeyin bir anlamı var mı mesela? Evrensel, zamanı ve mekanı yok bu soruların. Amerika'daki de onu soruyor, Çin'deki de soruyor, Türkiye'deki de soruyor. 2000 yıl önce de sorulmuş bu metinlerde. Ustalar deneyimlemiş, araştırmış birileri bir yerlerde. Ve şu anda da hala burada bunu konuşuyorsak biz de bir zaman sorduk. Ki buraya bu soruyla, bu merakla geldik. Çünkü felsefe antik Yunan'dan gelen bir kelime şu an dilimizde. Filia, Sofia. Antik Yunan'da filia, aşk, Sofia, bilgelik. Bilgelik aşkı. Bilge olmak diye bir şey var bir de. Böyle çizilen beyaz sakallı saçlı bulmuş o soruların cevabını kişiler. Bunlara yoga felsefesinde rishi deniyor. Rishi gören demek, görmüş kişi ya da sezmiş içine. Bir şekilde o bilgi gelmiş. Bu kişiler, ustalar diyelim ya da aydınlanmış kişiler diyebiliriz veya bu kişiler belli başlı cevaplar vermiş bu sorulara. İşte bu kitaplar verilmiş bu cevapların derlemeleri. Kolay sorular olmadığı için cevapları da bilmeceli ve paradoksal. Okuyunca veya duyunca hemen insan bazen evet duyuyor ve tamam diyor teorik olarak ama idrak başka bir mesele. Bir bilginin sana gelmesi ve o bilginin senin böyle hücrelerine, etine, kemiğine işleyip özümsenmesi başka bir mesele. Bunun üzerine de konuşacağız. Ama yoga üzerine konuşmaya başlarsak aynı yoga sutraları başlangıcı gibi başlayalım. Mısra mısradır ve ilk mısra şöyle başlar. Sanskrit ata yoga anushasanam diye bir dil. Diyor ki o halde şimdi yoga üzerine konuşmaya başlayalım. Başlangıcı Patanjali isimli bir usta. Bu yoga sutralar kitabını derleyen ustanın başlangıcı o halde şimdi yogayı konuşmaya başlayalım diye açmış olmasını sonra çok 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 insan yorumlamış, sorgulamış. Bu kitap milattan önce 500'lü yıllarda tahmini yazıldığı, derlendiği söyleniyor. Ancak ustanın adı Patanjali. Niçin başlarken o halde diye ata Sanskrit bir kelime kullanmış diye günümüzün son 50-100 yılında yapılmış yorumlarda ve işte daha öncesinde de başka yogiler sormuş, soruyor. Çünkü Sanskrit dilinde kelimeler çok özel. Herhangi bir şeyi herhangi bir başka şeyle eş kullanmayabiliyorsunuz. O halde şimdi genelde bir soru sorarsanız verilen bir cevaptır. Yani durup dururken ben o halde şimdi diyorsa bu havada boşlukta kalır. Ama eğer birisi gelip bana bir soru sorarsa sorunu duydum. Tamam o halde şimdi cevap veriyorum. O zaman yerleşebiliyor. Bunu şöyle yorumluyorlar.
kitabı açtıysa bir kişi o mısrayı okuyabilir. Ve kitabı açtıysa o bir kişi bilginin merakındadır. Bu soruların nerede, neden, yoga nedir diye sormuş bir kişi ancak o kitabın kapağını açar. Demek ki soru gelirse cevap gelir. Demek ki bilgi öğrenci talep ederse gelir. Alt metni bu. Talep edilmeyene bilgi verilmez. Talep edene de Türkçeden kullandığımız ama aslında Arapçadan talebe diyoruz biz o yüzden. Talebe, talep etmiş kişi. Neyi? Bilmeyi, bilgiyi. Dolayısıyla birinci aşama siz burada olduğunuz için veya burada birileri bu videoyu açıp izlemeye başladığı için şu an bunu konuşuyoruz. Bir, peki o halde şimdi yoga üzerine konuşmaya başlayalım. Çünkü biz yoga nedir merak ettik, geldik. İki, direkt cevabı veriyor usta. Birinci bölümün ikinci mısrasında. Yoga, citta, vritti, niroddha. Çok ünlü bir yoga tanımı. Bütün eğitimlerde, kitaplarda, nerede eğer biraz yogayla hemhal olmaya başladıysanız karşınıza çıkar illaki. Açıklaması zor, tartışmalı, farklı farklı yorumlar var. Ben kendime göre ve aldığım eğitimlere göre, öğretmenlerimden, duyduklarıma göre en uygun olan tanımını yoga adı üstünde. Çitta, zihin alanı, zihnin bulunduğu mekan gibi de diyebilirsiniz. Vritti, dalga, böyle hareket, salınım. Niroda, dinginlik, sabitlik, kontrol gibi çevriliyor. Birleştirirsek kelimeleri en basit anlamıyla çevirisi yoga zihin dalgalarının kontrol altına alınmasıdır. Yoga veya zihindeki hareketlerin sabitlenmesi, yönetilebilmesidir gibi de yorumlayabilirsiniz. Ama en klasiği yoga zihin dalgalarının kontrol altına alınmasıdır. Birinci mısra, o halde şimdi yoga üzerine konuşmaya başlayalım. İkinci mısra, yoga zihin dalgalarının kontrol altına alınmasıdır. Üç, peki neden? Neyi söyledi, şimdi nedeni söylüyor. Üç, çok önemli. Tada, drishti, svarupa, astanam diye Sanskrit'i. İşte o zaman tada, bakan kişi, gören, svarupa kendi öz gerçek formunu veya doğasını avastanam ortaya çıkartır. Demek ki yoga zihin dalgalarının kontrol altına alınmasıdır. Çünkü alındığı zaman o kişinin ben dediği, kendi dediği ya da varlığının ardındaki sebebi adına ne demek isterseniz her ne ise o ortaya çıkar. Öz diye çevirenler var, benlik diye çevirenler var, büyük B ile. Ama svarupa kendi demek sva, rupa form, biçim. Kendi gerçek biçimi diyelim buna. Zihin bu durumda kendilik dediğin şey her ne ise, sen dediğin şey her ne ise veya gerçek dediğin şey her ne ise üzerine dalgalar yaratarak veya bir göl gibi düşünün, dibi var, çok klasik bir metafordur. Üzerinde eğer su dalgalıysa dibini göremezsiniz ne olduğunu. Zihin o zaman tıpkı bu suyun dalgaları gibi yarattığı oynaşmalar, hareketlenmelerle ardında senin, sen yapan şey, ardında ne ise onu görmeni engelleyen arada bir engel olabiliyor. Bu yüzden bir disipline ihtiyacım var. Bu disiplinin adı veya bir yöntem bilim, sistematik olarak yoga şu an bizim karşımızda. Konuştuğumuz üzerine ve açıklamaya başlayacak birazdan Patanjali Usta da. Tekrarlıyorum tekrar. Bir, o halde şimdi yoga üzerine konuşmaya başlayalım. İki, tanım yoga zihin dalgalarının kontrol altına alınmasıdır. Üç,
Çünkü o zaman kişi kendi gerçek doğasını görebilir. Ve 4, ne olur görmezsen cevap veriyor. Yoksa kendisini bu dalgalarla özdeşleştirmeye başlar. Bu çok önemli. Arayı dolduran son önerme. Neden göreyim, neden zihin dalgalarımı kontrol altına alayım ya da ben ardında bir şey varsa, böyle bir şey var mı ki gerçekten sorabilir. Arada o gerçek şeyin var mı yok mu ya dair böyle bir sorunun sebebi, çünkü daha tehlikelisi zihin dalgaları her neyse kendi kendini bu yanılsamalarla, dalgalarla özdeşleştirmeye başlayabilir. Burası zaten bütün hikayenin tamamlandığı, kapandığı yer. Hikaye, şu an konuştuğumuz yogaya dair her şey tek bir soruyla başlıyor. Bu konuştuğumuz, ben neredeyim, hayatın anlamı var mı, nereden geldim, nereye gidiyorum. Bunların hepsinin ortak bir noktası var. Bir kelime var, tek bir ortak kelime. Üçünde de birinci tekilşimiz. Soru ben ile ilgili. Ben nereye geldim, nereye gidiyorum? Hayatın anlamı ne derken ben ve bu hayat nasıl bir ilişki içindeyiz? O yüzden yoga felsefesinin bir tek sorusu var diye özetlemeye çalışırsak, o tek soru şu soru, büyük soru ve bütün kurs boyunca konuşacağımız soru, ben kimim diyoruz. Bununla özetliyoruz. Ben dediğim şey var mı? Ben diye bir şey varsa ne? Bu ben, böyle kendimi ben diye görüyorum ama ben, herkes bunu biliyor ki aslında hayatın ta kendisinin öğrettiği ve bu soruyu sormasına onu iten vesile olan şey, ben bir zamanlar çocuktum ama ben sonra çocuğum, işte 7 yaşındayım derken kendimi 30 yaşındayım, bu sefer 1.60 boyundayım derken buldum. Sonra bir gün biliyorum olacağım, 1.40'a düştüm, kamburlaştım ve ben 60 yaşındayım. Ben bir zaman sarı saçlıydım, şimdi beyaz saçlıyım. Ben dün bu yemekten hoşlanmıyordum, şimdi bunu seviyorum. Bugün öfkeliydim, yarın sakinim. Tüm bunlar, hepsi değişiyor. Beden dediğim eğer bu bense, bir zamanlar küçüktü, şimdi büyüdü, sonra tekrar küçülecek. Bu deri buruşacak, değişecek. Bu saçlar dökülecek, rengi değişecek. Ben dediğim şey bu beden üzerinden bir değişim içinde. Ben dediğim şey eğer duygular üzerindense, hoşlanmalar, hoşlanmamalar ise, ki bu zihin oluyor burada geçen, öfke, sevinç, bir şey bilmek, bilmemek. Bunlar da değişiyor. Duygular değişiyor, düşünceler değişiyor. O zaman soru şu oluyor, tüm değişenlerin ardında ben diye bir sabit var mı? Tanımlayabileceğim bir ben, değişmeyen bir ben, ben diyerek tuttuğum merkezde bir şey. Bütün sorgulama bunun üzerine ve bunun üzerine bir sistematik ile inşa etmeye başlıyor. Ben kimim? Hadi araştıralım o zaman diye. Yoga sutralar buradan birinci bölümünü tanımı verdikten sonra ikinci bölümünü nasıl beni araştırırım? Bunun yöntemlerini, pratiklerini sistematik bir şekilde analiz etmeye başlıyor. Çok büyük bir zihin felsefesi var arkasında. Bu zihin felsefesiyle birlikte çok büyük bir disiplin ve pratik de var. Yol yöntem sunumu. Bu ilk başla, kıyasla buradaki yoksa tekrarlarsak eğer yoga zihin dalgalarının kontrol altına alınmasıdır. 3, o zaman kişi kendi öz formunu görür. 4, yoksa kendini zihinsel dalgalarla öz beş tutmaya başlar. Buradaki zihinsel dalgalar dediği tüm tanımlamalar. Ben diye. Ama değişen. Yani öfke. Bir zihinsel dalga. Bir duygu. Veya bir düşünce. Şöyle şöyle bir İnsanım, şöyle şöyle şeyleri severim, bunları sevmem. Bununla da kendimi bir tutmaya başlarsam, sonuç
diyor ki asıl sen kimsin? Hep uzakta kalacaksın. Her kimsen. O ben dediğin sabit bir şeye yaklaşamayacaksın. Sonuç, tüm değişimlerin içerisinde bütün böyle dönerken mevsimler gibi sabit kalmaya çalışıp tutmaya çalışırken ben tamam işte bu bedendeyim, bu saç renginde, bu ünvanda ama sonra değişti. Ve değiştiği için sonuç hayal kırıklığı, acı, üzüntü. Çoğunlukla tutmaya çalışıp elinde böyle bir şeylerin eriyip gitmesi, sanki kum tanelerini yakalamaya çalışmak gibi. Aslında değişen bir şeyleri tutmaya çalışırsan değişmemek üzerine böyle kristalize katı bir forma getirip sanki elinde tutmaya çalışırsan, ama onların doğası bu değilse, sürekli değişim, akış, dönüşüm, o zaman sonuç o da gitti, o da gitti, o da gitti, o da gitti, o da gidiyor, bu da gidiyor. Peki geriye ne kalıyor? Ya hayal kırıklığı, keder ya da soru. O zaman tüm bunların ardındaki şey ne? Ne var? Niye yaşıyorum? O yüzden genellikle büyük sorular diyelim, felsefi sorular acılardan sonra geliyor. Bu felsefelerde böyle diyor. Bir hastalık. Çünkü sağlığı ben diye tuttun ama gitti. Veya bir kayıp. Bu bir ölüm olabilir. Yakın bir insanın bir yerlere gitmesi olabilir. Burada tuttun ama gitti. Veya bir iflas olabilir. Bir maddi bir şeyin değişmesi. Yine değişiyor çünkü. Ama değişmesin diye tutmak istedin. Değişmeyecek sandın veya. Ama değişti. O zaman tüm bunların ardındaki şey ne? Ne benim için sabit olan şey? Ve buradan başlıyor. Ben kimim? Neredeyim? Ne yapıyorum? Kurduğum ilişkini. Burayla. Dışarıdan başlayan ok tekrar geri sana dönüyor. Merkez çünkü aslında tüm geri kalan şeylerle manayı kuran, bulan bu ben, ben dediğimiz. Şimdiye kadar açık mı? Sormak istediğiniz bir şeyler olursa arada sorabilirsiniz. Ben böyle devam ediyorum çünkü. Ve buradan aslında ben dediğim şeyle bir araştırmaya başlıyorum yoga yolculuğunda. Peki o zaman Patanjali Usta'nın bize sunduğu Yoga Sutralar metninden yoga arayışında, yani ben arayışında veya bu benim kim olduğu ilk somut elle tutulur ben diye bakıp da tanımladığı herkesin ilk başta diyelim. Beden, fiziksel olarak bir forma sahibim. Beden, aynaya bakıyorum, elim, aynaya bakıyorum, sınırlarım burada. Skin is the limit diye İngilizce bir söz var. Derin sınırındır gibi. Aslında ben ve ben olmayanı belirleyen şey bu sınır. Öyle mi gerçekten? Aslında soru ya da buna dönüşüyor. Bu deri mi benim sınırım? Evet, bildiğim kadarıyla şu an öyle. Peki o zaman bu derinin içini araştırmaya başlayayım o zaman. Çünkü ben dediğim şey bu derinin içi. O zaman fiziksel beden. Bedenim ne yapıyor? Geri bükülüyor, açılıyor kolum, öne kapanıyorum, geriye açılabiliyorum, dönebiliyorum, sıçrayabiliyorum, bacaklarımı açabiliyorum. Bedenle yaptığın her şeyin araştırması. Yani bedenin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunun araştırması. Buna bir yoga dersine gidiyorum diye günlük hayatta, bir yoga merkezine kaydolduğumuzda, bir matın üzerine sırt üstü yattığımızda, elini kolunu öğretmenin komutuyla kaldırıp indirdiğinde aslında yaptığımız çalışmaların adı asana sadece bir parçası ben inşasında. Buna yoga pozları diyebiliyoruz, asanalar. Ama bu yoga sutralar metni içerisinde ve felsefesi içerisinde yoganın sadece çok küçük bir adımıdır. Buraya çünkü o bedenin aşama ve adımlarını, parçalarını sıralamaya başlayacağız şimdi.
Asana beden sınırlarını bu bene dair araştırmanda nerede başlayıp nerede bittiğini görmen için bir yöntem, bir kavram ve demek istersek bir şey, beden terbiyesi araştırdığı şey. Niçin? Derinin içinde olup biten şeylerin sınırlarını, kapasitesini, o kapsama alanını görmek için, deneyimle. Ne olur sonra görürsen, sınırı bilirsek ne olur? Bir şeyin, herhangi bir şeyin sınırını bilmeyi niye ister insan? Bir yandan da sınırın içini bilmek kadar sınırın ötesini de görmek için. Aslında her sınır ötesinde ne var o sınırın diye merak edilir. Herhangi bir ülkenin sınırına da gitseniz, Türkiye'nin Yunanistan sınırına giden insan içeriye bakar ama asıl o sınır ötesinde ne var diye. Adım atamaz çünkü oraya. Ama sınıra geldiğinde hafif böyle bir görüntüyle fikir alırsın. Burada bu olmaya başlıyor. Asana, yani yoga pozları, fiziksel olarak yapılan çalışmalar, yoga dersine gidiyorum diye matanın üzerine başının üstünde durmak, omuzunun üstünde durmak, kolların ellerin üzerinde dengede durmak, geriye bükülmek, öne kapanmak, sırt üstü yatmak, böyle oturmak, hepsi bu beden dediğim şey neler yapabilir? Sınırları ne? Ki benim için bir engel olmasın, ki ben onun ötesinde ne var? Yavaş yavaş öyle buğu açılsın, yaklaştıkça sınıra daha çok görürsün ötesini. Buradan öteye geçmek için bedeni terbiye ettiğim araç, asana. Bedenini eğer çok ciddi anlamda terbiye etmeye başlarsa kişi, bu yoga yolunun bir parçasıdır. Önce yoga dersleriyle, sonra onu alıp her gün hayatının içinde bir pratik olarak yerleştirmeye, sonra onu alıp sadece bir pratik değil, artık öylesine temelde ki beden 24 saat boyunca zaten o aktifliğinde, farkındalığında, her bir kasının, kemiğinin, ekleminin, sinirinin. Sonrasında bir şey daha, ben diye tanımladım. Bir parça. Fark ediyorum ki bu beden bir şey varsa yaşıyor, var yani diyelim. Ki bunu ilk başta meditasyonda bu aşamalardan geçiyoruz, pratikte de. O yüzden konuştukça o pratiği daha iyi anlamaya başlıyor kişi. O da şu, nefes alıyorum. Biliyorum ki beden var, beden var. Yani ölü beden var, canlı beden var. Ölü beden de beden var. Ama bir de canlı beden var, o da beden. Ama artı o bedenle varlığına devam ettiren şey nefes diye bir şey. Bu nefes denen şey ne acaba? Ki bedene can verip hareket etmesini sağlıyor. Çünkü o yoksa böyle kalıyor beden. Hiçbir şey yapamıyor. Sonrasındaki aşama, araştırma, nefes araştırması. Nefes nedir? Nefes ben miyim? O zaman. Çünkü nefes varsa beden var. Beden yaşıyor ya da. Dolayısıyla ben hareket ediyorum. Sonra nefes terbiyesi diyebileceğimiz, buraya yine terbiye kelimesiyle, Sanskrit ismiyle pranayama. Pranayama. Kavramın üzerine sonraki derslerde daha ayrıntılı tekrar tekrar konuşacağız. Ama çok önemli bir kavram, bütün hikayeye dair. Burada iki tane kelime var. Prana, bir tane de burada kelime var. Ayam. Bu üzerine çizgi çizilen ağlar iki tane ağ demek, uzun oku demek istiyor. Sanskrit dili, burada ondan bahsedeyim. Devanagari diye bir alfabe ile yazılıyor. Bu alfabe İşte mesela om diye böyle bir işaret görmüş olabilirsiniz. Şunu silelim. Bu alfabenin işareti. Bu alfabeyle yazılmış bir söz.
Mesela bu ters 3 A demek. Arapçadaki gibi. Başka bir alfabe ile bir dili yazabilirsiniz. Veya şu an bizim kullandığımız Latin alfabesi ile Türkçe yazabilirsiniz. Yani alfabe ile dil arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Burada da Devana Gari alfabeyi Latin harflerine dökülmüş varyasyonunu görüyoruz. Belli başlı sesler var. Onları Latin'de karşılayamıyoruz. Mesela atıyorum bizim Ç harfini İngilizce yazarken aynı alfabe kullanılırken onlarda Ç olmadığı için böyle yazmak gibi CH. Latin'de de Devanagari'de uzun A diye bir harfi üzerine çizgi çizerek yazmışlar. Yani burada prana diye bir kelime var. Artı kelime ayağıma. Ve bu ikisi yan yana gelince de iki A üzerine çizgi. Prana yaşam demek veya can diye Farsçadan gelen bir kelimeyle bize çevrildi. Yaşam gücü, can. Ayama genişletmek demek. Kapsama alanını arttırmak gibi düşünebilirsiniz. Demek ki pranayama aslında yaşam gücünü veya canının kapsama alanını arttırmak, genişletmek. Ne alakası var nefesle? Çünkü yaşam dediğin şey, öyle görmüştük ya, beden yaşıyorsa nefes var. Nefesle geliyor. Demek ki nefes yaşam gücünün, canın aracı, ilk elden dahil olan, buraya içeriye ulaşmasını sağlayan. Prana kelimesini çok sık kullanacağız. Çok önemli bir kelime. Yoga felsefesi içerisinde onu anlamak çok önemli. Sadece prana eşittir nefes değil. Sana yaşam olan, can olan her şey prana taşıyor olabilir. Yani yediğin bir besin can veriyor sana, yaşam veriyorsa. Soluduğun hava burada gördüğümüz mesela gibi. Burada ama teknik olarak kullanacağımız kelime nefes. Dolayısıyla sen bedenine nefes sayesinde prana, yaşam alıyorsan o zaman nefesini kontrol et. Bir bak, aldığın yaşam, can değişiyor mu? Veya aldığın bu yaşamın sınırları nerede? Aynı soru. Ki nefesin ötesinde ne var? Görebilesin. Nefesin sınırlarını gör. Ne yapılıyor teknikte? Bir yoga dersine gittiğinizde de bu öğretiliyor. Soldan nefes al, kapat. Sağdan nefes ver. Nefes al, tut. Dur. Nefes ver yavaş. Ağzından nefes al, burnundan nefes ver. Dilini kapat şöyle boruya, öyle nefes al, sonra burnundan nefes ver. Sık, keskin, diyaframdan nefes ver. Bunları girdiyseniz derslere biliyorsunuz. Kapağla bati, işte ateş nefesi, anuloma viloma, alternatif burun nefesi, ucayi, zafer kazandıran nefes demek vesaire nefes teknikleri. Değişik. Hikaye, amaç aynı. Nefesin ötesinde ne var gör. Peki, nefesle ilgili çalışmalarını yaptın. Nefesin sınırlarını gördün ki ötesine doğru bakabiliyorsun. Burada ne var? Ben de asıl sorum. Ben dediğim bu şeyin parçaları beden, nefes. Biraz daha soyut, biraz daha içeriye. Elle tutması zor. Çünkü somuttan daha soyut bir şeye geldik. Daha soyuta gidiyoruz ve gideceğiz. Her kişi kendi kendine ve bunları aslında keşfedebilir sordukça, deneyimle araştırdıkça. Ve sormuş ustalar da aynı şekilde şöyle. Ben evet alıyorum. Beden, nefes yaşatıyor. Bir de ben olmayan dediğim sınır ötesinde dünya var. Ama bu dünyanın benim içerisine, ben dediğim şeyin içine gelip mana bulmasını sağlayan araçlar, kapılar var. Duyular. Eğer duyularım olmasa, gözlerim, kulaklarım, burnum, derim, dünya diye bir şey yok aslında. Bu kadar basit.
Hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Görmeyen ve duymayan bir insan için dünya ne demek? Bu böyle ilginç filmler çekiliyor bunun için. Koklamayan da bir insan için dünya ne demek? Var mı öyle bir dünya? Ya da dünya mıdır adı? Mana, dünya diye, dış dünya diye ne diyorsak aslında bu beş duyudan giren veriye bağlı olarak anlam buluyor içeride. Mesela balık da akvaryumda dünyayı ters görülmüş. Bu noktada daha soyut duyu dediğim şeylerin araştırması. Beş duyu. Gözlerimi kapatsam ne olur? Uzun süre. Meditasyon. Kapatıyorum gözlerimi. Hiç görmüyorum. Yarım saat, bir saat bunu yapabilirsiniz. Kulaklarımı kapatsam ne olur? Hiç ses almasam, hiç de görmesem. Yapabilir miyim? O zaman ne olacak? Bir tane oda var. Tamamen seslerden izole edilmiş. Maksimum herhalde 45, yani tabii şeyleri saydım, yani yoga ile başladım, yani yogileri saydım. Ama normal sıradan bir insan girdiğinde maksimum 45 dakika dayanabiliyormuş, yani o sessizliğe. Evet. Çünkü daha işte sesleri duymaya başlıyor şimdi herhalde. Evet, duymuştum ben bunu. Evet, bu noktada aslında duyuların sen dediğin şeyle, ben dediğin şeyle kurduğu ilişkisinin araştırması. Aynı mantık, o zaman devreye giren yöntem duyu terbiyesi. Yani gözlerim, kulaklarım benim kontrolümde istediğim veriyi alıp istediğim veriyi almayabilir mi? İstersen bakarım ama görmem. İstersen ses gelir ama işitmem. Ki bu oluyor bize. Bilmeden oluyor. Bunu bilinçli yapabilir misin? Diyor. Tekniğin adı Pratyahara. Duyuların içe çekilmesi diye de çevirenler var. Sanki bir kaplumbağa kolunu, ayağını, bacağını içeri çekmiş, saklanmış gibi. Gözün kapalı burada oturduğunda aslında bunu deneyimlemeye çalıştın. En başta meditasyon yapmaya çalışırken biz. İçerideki nefesi dinlemeye çalışmak demek, dikkati oraya yönlendirmek demek, kulağın dışarıdaki arabaya, sese ulaşmasını, o kapıyı kapatmak demek. Kulağı buraya çevirdin. Ve bunu dediğim gibi farkında olmadan yaşayabiliyoruz. Mesela bir kitap okuyoruz, çok ilgimizi çeken veya bir işle uğraşıyoruz, ismimizi bağırıyorlarsa yanımızda duymuyoruz, duymayabiliyoruz. Olan şey o duyu, iletişimi kesti sanki böyle içeriye döndü kablosu, pratyahara yapmaya başladı. Duyular içeriye çekildi veya kontrol altına alınmaya başladı. Bunu bilinçli sen sistematik bir şekilde tekniklerle çalışırsan olan şey duyuların üzerinde terbiye. Bunları kontrol gibi de çevirebiliriz. Asana, beden üzerinde kontrol sahibi olmak. Ki terbiye zaten o anlama geliyor. Devam ediyor yolculuk. Ben kimim? Beden, denedim, çalıştım, uğraştım. Daha soyutu var. Nefes, çalıştım. Niçin? Ötesinde ne var? Sınırın. Duyu, gördüm. Aynı hikaye. Yine öte. Peki duyunun ötesinde ne var? Duyuların içeriye aldığı verilerle durmuş olsa bile, bir ses dışarıdan almasa bile, gözüm bir şey görmese bile, hala ben diye içeride özdeşleştirdiğim, belki yoga sutraların dediği gibi zihin dalgaları, özdeşleştirdiğim neler olabilir? Ben diyerek, içerik. Bu noktada duyuların aslında aldığı verilerle başka bir araç devreye giriyor. Zihin dediğimiz bu malumatı, duyunun verdiği malumat, renkler, sesler, biçimler, formlar, katılık, hisler, hepsini birleştirerek bana yoğurup çıkarttığı düşünce. Yoğurup çıkarttığı duygu. Anlatabiliyor muyum? Zihin gelmiş bu ham maddeleri toplayan duyulardan ve onlar üzerinde bir böyle birliktelik bağ kurarak, yorum yaparak belki çıkartan ara enstrüman. Ve içeriği duygu, düşünce olarak biliyoruz. Zihin içeriğine en azından bu ismi veriyoruz. O zaman
soyut, çok daha zorlu, elle tutması zor, gözle görmesi mümkün değil. Değil mi? Bedenin ötesi, duyunun ötesinde artık bir yerdeyiz. Ve aynı yaklaşım, zihin terbiyesi. Bu noktada duygular ve düşünceler üzerinde kontrol sahibi olabilir miyim? Herhangi bir duygu ve düşünce ortaya öylesine mi geliyor, yoksa ben farkında olarak o düşünceyi görebiliyor muyum, yönetebiliyor muyum, istemezsem onu düşünmeyebiliyor muyum? Ve zihinle ilgili olan çalışmalar burada Sanskrit ismiyle iki tane, bir tanesi Dharana diye tam olarak bir çaba göstererek zihni bir noktaya odaklamak, odaklanmak diyebiliriz. Bir çaba. Çünkü dedim ya, zihin terbiyesi veya zihin üzerine kontrol sahibi olabilir miyim? Şu an bir düşünce çıkartacaksam duyumu, gözlerimi ve kulağımı buna yöneltiyorum. Kalem, ki bununla ilgili veriyi alıyor. Ve içeriden sadece zihnin kalem demesi lazım. Bakıyorum, kalem. Ama kalem dediği anda, demin dersi nasıl da yazdım bu kalemle. Yazarken rengi de mordu. Mor da senin en sevdiğin renk. Annen de sana en çok böyle mor güzeldir dememiş miydi? Hikaye yazmaya başladıysa gitti. Kalem yok artık. Ki zihin bunu yapabiliyor. İşte bu yoga, zihin dalgalarının kontrol altına alınmasıdır bağlayan şey. Böyle maymun gibi daldan dala atlayan diye örneklendiriliyor. Zihin terbiyesi ise söz konusu, eğer kalem dediğinde sadece kalemde kalabilen bir zihinden bahsediyor. Dharana, odaklanmak. Odaklı bir zihin ona bir veri verdiğinde duyularla sadece onun verisini görüp alan üzerine hikaye yazmayan bir zihin olmalı. Kalem. Bak, sadece kalem. Bir düşünceye sıçradı kalemle ilgili, silgi dedi. Cık, hayır, geri gel, kalem. Kapak dedi, hayır, geri gel, kalem. Gidiyor, ben geri getiriyorum, kalem. Gidiyor, geçmiş, gelecek, ilişkili başka bir şey, geri gel, kalem. Bu çabayı gösteriyorsam yaptığım şeyin adı dharana, odaklanmak. Bir çaba var, çaba varsa demek yardımda bir düşüş var, yani becerememe diyelim, kayıp, ama sonra geri gelmek. Çaba kelimesi burada önemli. Odaklanmak zihin için ama bir çaba göstererek. Her düştüğünde geri gel, her düştüğünde geri gel. Çünkü sonra zihin için başka bir hal olabilir. Artık çabasızca kalemde kalabilir. Kalem. Böyle akmış gibi, kendiliğinden kalem olmuş gibi. Bazen göz dalması diye böyle yaşadığımız haller var. Bakıyoruz, kalıyoruz. Hiçbir şey yok içeri. Bakıyorsun sadece. O kadar. Ve görüyorsun da ama görmüyor değilsin. Bir düşünce de yok. Ahşap. Boş ahşap. Çabasızca gözün o şey olduğu, o şeye yoğunlaşabildiği zihnin hal, yani Sanskrit, kalem diyerek bitiriyor. Hay, buna meditasyon diyebiliyoruz Türkçe'de. Üzerine çok konuşacağız bu halinde. Dhyana, yoğun bir şekilde zihnin nesne olması demek. Nesneye yönelmiş ve artık bakan kişi, bakmaya çalıştığı şey diye bir şey yok. Sadece bakılan şey. Nesne. Çaba yok. O göz dalmasındaki gibi. Meditasyon, İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş hali. Dhyana, Sanskrit ismi, orijinal. Bu kelime Çin'e gidiyor. Bir zamanlar, milattan önce 500'ler. Çanla diyor Çinliler. Dhyana diyemedikleri için. Çanla kelimesi Japonya'ya gidiyor sonra, Çanla'yı Zen diye çeviriyorlar.
Zen Budizmi veya Zen meditasyonu duyduysanız, Zen kelimesi aslında Diana kelimesinin böyle form değiştirerek gelmesi. Meditasyon diyorlar. Peki meditasyon Latince bir kelime. Descartes'in felsefe kitabının da hatta başlığında geçiyor. Descartes'in yaptığı şey biliyor musunuz bilmiyorum. Önermeler, böyle uzun uzun yazmalar, düşünmeler. Bir batılının gözüyle, çünkü Diana Hint kültüründe yani doğuda yapılmış bir şey, oturuyor. Hiçbir şey yapmadan gözünü kapatmış. Ancak ve ancak uzun uzun düşünüyor herhalde demişler. Meditate ki İngilizce bu demek. Tefekkür etmek diye bizim bildiğimiz. Uzun uzun bir şey üzerine kafa yormak. Burada halbuki içeriğinde öyle bir şey yok. O göz dalmasından da bildiğiniz üzere veya engin bir denize bakıp böyle kaldığınız üzere. Burada düşüncenin durduğu bir hal var. Düşünce durdu. Çok hızlı dönen bir jant gibi veya çok yüksek böyle konsantre bir halde ışığın yoğunlaşması gibi ki onun adına lazer diyoruz. Böyle görünmüyor bile veya jant durmuş gibi görünüyor. Düşüncenin veya zihnin çok odaklı ve çok yoğun olduğu bir hal sanki durmuş gibi görünüyor veya bir şeye dalmış gibi görünüyor kişi. Böyle baktın, göz dalması dediğimiz, o şeyin içine daldın gibi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle yeni TDK, Türk Dil Kurumu yeni bir kelime üretmek istedi. Dalınç diye bir kelime ürettiler. Meditasyon için çok başarılı, başarısız. Aslında içerik olarak meditasyona kıyasla daha doğru. Dalmak olduğu için ama bir yandan kullanımı biraz garip geliyor kulağa. Hocam orada görmek dediniz ya, görme var bir yandan. Ama aslında duyuları da terbiye etmeye çalışıyoruz. Aslında sadece oradaki görme bir araç gibi mi oluyor? Yani gerçek bir gözlem ya da görme gibiden öte daha çok o bağ gibi hani... Odaklandığımız nesneyle. Evet. Görme eylemi de gerçekleştiği için oraya kafam karıştı. Yani duyu da var aslında. Orada benim bir araç gibi oluyor. Duyu bir araç tabii ki ama duyu olarak ben görüyorum yok burada artık. Görme yok burada artık. Burada görülen şey var çünkü artık. Sadece şey. Ama bir kanal gibi bağlıyor. Kanal bağlıyor ama kanal artık ben özdeşliğinde değil, farkındalığın içinde yok. Burada var, Dharana'da. Burada yok. Burada sadece kalem var. Yani bakan kişi olarak kişi ve o görme, evet şeyde var, dıştan o nesne ama deneyimin içerisinde yok. Kalem bile değil, bütün, tam bütün. Daha orada değil. Ha, pardon, tamam. Evet, yani bakan bir ben, gören bir ben, görme eylemi, bunların farkındalığı yok. Taraf yok yani. Evet, kalem var, bakış var, bu kadar. Bakışın içinde kalem var ama ben bakıyorum. Benim bakışım gibi bir özdeşlik yok. Sadece nesne var, evet, yani. Evet. Ki bunu deneyimliyoruz işte böyle o göz dalmasında. Biraz göz dalmasında yine farkındayız. Ama biraz daha yoğun bir şeyin içinde kendini kaybettiğinde ya da diyelim. Bir işin içinde de kendini kaybettiğinde. Bir şey yaparken diyelim. Öylesine dikkatli yapıyorsun ki hakikaten böyle fark etmişsinizdir. O böyle işten başka bir şey yok. Dünya yok. Evet. Yemek yaparken falan oluyor. Bazen sanki oluyor. Yemek oluyoruz abi. Evet. Yani. Evet, öyle bir şey. Aynen. Sanki yemek oluyoruz gibi. Ben nesnenin içine girip eriyor. Şimdi buraya kadarı en önemli, en somut diyelim ilk başta yoga ve ben araştırmasında parçalarım. Burada beden, nefes, duyu, zihin. Teknik, bedenin kontrolü terbiyesi ki ötesini göreyim asana, nefesin kontrolü ve terbiyesi ki göreyim ötesi pranayama, duyunun terbiyesi ve ötesi ki göreyim pratyahara teknik ötesi ve zihnin terbiyesi kontrolü dharana, dhyana Sanskrit ismiyle ki göreyim ötesi.
Nihai sona geliyoruz. Bundan sonra yoga zihin dalgalarının kontrol altına alınmasıdır. 1.3 devamındaki 3. mısra. Çünkü o zaman kişi kendi öz benini, öz biçimini görebilir. O öz biçim ortaya çıkar. Zihin ötesine geçilirse, zihin yoksa diyordu ki zihin dalgalarıyla kendini özdeşleştirmeye başlar. Zihin dalgalarıyla kişi kendini özdeşleştirmeye başlarsa, burayı aşamazsa, o zaman o kendi öz formu ne göremeyecek. Burada öz form dediğimiz şey geliyor, son yani cevap. Samadhi artık bir teknik değil. Burası, özellikle bu son iki, yaptığın değil sana olanlar diye ayrılır. Buraya kadarı hep senin yaptıklarındır, sen diyerek. Dhyana ve samadhi sana olanlardır. Anlatabiliyorum değil mi? Burası çok önemli bir ayrım. Burada samadhi, sam ön ekiyle geliyor. Mükemmel demek, tam demek. Di, dhyana'nın aynı kökü, di. Burada Y'ye yumuşayıp dönüşmüş ama yoğunlaşmak demek, böyle büyük bir şey, enerjiyle odaklanma gibi. Tam yoğunlaşma, mükemmel yoğunlaşma gibi çevirebilirsiniz kelime anlamını. Bir olmak gibi çevirebilirsiniz nesne ve özne arasındaki ilişkiyi. Tamlık, bütünlük diye çevirebilirsiniz. Bütünü, tamı, bir. Lik hali gibi. Özne, bakan. Nesne, kalem, bakılan. Aralarındaki ilişki, bakış. Burada özne gitti, nesne, bakış kaldı içinde. Burada nesne de gitti, sadece bakış kaldı. Özne ve nesnenin kalmadığı, ben, sen diyemediğin, ben, o diyemediğin sadece bir, belki ben hali, sadece bir bakış hali. Buna bilimsel diliyle diyelim, tüm aslında nesnelerin, anlamların, manaların mevcudiyet bulduğu bilinç. Saf bilinç, saf farkındalık diye çevirileri de var. Anlaması şu an zor belki, çünkü zihin ile anlamaya çalışıyoruz. Sınırlı bir araç. Öteden bahsediyoruz. Dolayısıyla öte ise buna verilen başka bir isim, zihin ötesi farkındalık. Böyle de yazmak isterseniz, zihin ötesi farkındalık. Bir başka tanımı. Bir başka tanımı. Bu ünlü oldu. Nirvana. İçerisinde hiçbir koşul, tanım, sınırın olmadığı bir boşluk hali. Hiçlik hali gibi tanıyorlar, tanımlayanlar var. Heplik hali gibi de tanımlıyorlar. Hiçlik ve heplik çok yakın birbirine çünkü. Ermek diye tanımlayanlar var. Aydınlanmak denilebiliyor. Tevhid, tasavvufta. Tevhid. Öyle mi dediniz? Evet. Tevhid. Burasını biraz şu an zihinsel olarak kavramak ve anlamak, tıpkı öteyi görmek gibisi, böyle sanki su biraz, ne diyeyim, görüntüler oluşuyor ama bulanık. Tam olarak görünemiyor gibi de. Tam bu Dhyana ile Samadhi'nin ikisinin farkı tam olarak neydi ne? Diğerlerinden? Burada Dhyana hala bir nesnenin, bir tanımın olduğu bir yer. Bir kalem, bir deniz, bir boşluk. Evet. Boşluksa şu evet. Alan gibi. Burada öyle bir tanım da yok.
Nesnenin tanımı da yok. Hı-hı. Deniz demediğin, kalem demediğin, sadece o denizin, kalemin mana bulduğu, yani bilinç hamurunda diyelim, eridiği sadece saf bilinç, bakış, farkındalık gibi tanımlanabilen arka planın veya kendini ortaya çıkartması, bu arka plan demin dediği öz doğası kendini ortaya çıkarır. Aslında başka bir yorum, tüm sınırların, tüm tanımların, tüm tanımlar burada önemli, isimlerin mevcudiyetini nereden bulduğu. Böyle düşünün, bu beyaz ekran olmasa bu yazıların hiçbirini göremeyiz, mana bulamazlar. Bu beyaz ekranı çektiğimde yoklar. Bu beyaz ekranla varlar ama ben baktığımda beyaz ekranı görmüyorum. Baktığımda ben asana yazısını görüyorum, sanki ayrı ve bir sınır tanım. Bu yazıların anlamını bulduğu sınırların aslında varlığına sebep olan şey. Tanımların varlığına sebep olan şey. Bitti veya başladı ya da... Evet. Kavram olarak dediğim gibi tanımlayabilmek çok zor. Çünkü kavramsız bir şeyden bahsetmeye çalışıyoruz. Evet, veya dilin ötesinde bir şeyden bahsetmeye çalışıyoruz. Çünkü dil bir zihin ürünüdür ve sınırlar üzerine kuruludur. Yani bir şeyi tanımlamak dediğinizde, kalem dediğimde kalem olmayan şeyler demiş oluyorum aslında. Yani bu kalemse geri kalan her şey kalem değildir. Bu bir sınır çizmek. İngilizce'deki definition kelimesi, yani Latin'den gelen definis diye açılımı var. Finis, finish, bitmek, tanımlamak, sınırlanmak. De sınırlanan demek yani. Tanım dediğim şey aslında sınırlamam bir şeyi bir. Böyle alan için alıyorum. Bunun içindekiler kalemdir. Evet. Ama ben şu an sınır öte giderek sınırsıza ulaşmaya çalışıyorum. Sınırla. Mümkün değil. Sınır dediğim şey çünkü zaten dil. Dil sınırla çalışıyor. O yüzden böyle buralar, en azından bunları konuşabildiğimiz bu kadar alanlar. Yöntem olarak felsefe Batı'da sözel, argümantatif, sorgulamaya dayalı. Doğu'da, en azından yoga'da bir yere kadar yapabilirsin bunu. Bir yerden sonra susman gerek. Sessizlik, bilgeliğin o yüzden dili sayılır. Bilmiş kişiler konuşmaz. O noktadan sonra, en azından buradan sonra susar. Ki o susmanın belirtisi olarak, bir yöntem olarak meditasyon, o meditasyon teknik olarak bu, oturmak gibi olsa bile bulunmuş olan hal her haline yansıyabilir. Nitekim o yüzden sessizce durmak ile oraya yaklaşılabilir denir. Sessizlikte, en azından o odaklılıkta, zihnin sabitliğinde, zihin dalgalarının kontrol altına alınmasında, ki arkada tüm tanımlara mana veren altyapı ortaya çıksın. Arka plan ortaya çıksın. O yüzden burası sessizliğin yeri. Başka bir dille tanımlasak bile. Ben şöyle düşünüyorum da hocam, kendimce doğru mudur? Yani Diana'ya kadar beden bir aracı gibi, ama bir yerden sonra dediniz ya, bize artık olanlar ondan sonra. Bizim sanki ondan sonra ben beden hiçbir şey zaten yok ve bize gelenleri kabul etmek gibi. Evet, zaten orası öyle, o kabul etme bölümü üzerine konuşacağız. Yoganın iki kanadı olarak karşımıza çıkacak. Çaba ve teslimiyet diye. Bir aşamaya kadar eylemsel ve iradesel bir çaba gösterebilirsin. Bir yerden sonra sen ne yaparsan yap, buna lütuf da diyorlar. Ondan sonrası teslimiyet, ne olursa oluyor. Olacak. Bu da gelme anlamında böyle. Şöyle de asıl yorumlanabilir ama daha benzeri, uyku gibi. Uyku için sen bir çaba gösterebilirsin. Işığı kapatırsın, sessiz bir oda yaratırsın, güzel kokular sürersin, rahat yatak yaparsın, yatarsın ama uyku sana gelir. Sen uykuya, ben uykuyu şimdi getirdim diyemezsin hiçbir zaman. Uykuya dalarsın o yüzden. Dalmak. Aşka dalarsın o yüzden. Fall in love İngilizce'de.
ben şimdi aşk olmayı tercih ediyorum, yapıyorum deyip evet diyemezsin. Koşullar konumları yaratabilirsin ama gelecekse gelir. Birden kendini dalmış bulabilirsin. Gelmeye de bilir. Tıpkı uykunun gelmeyebileceği gibi. Tıpkı bu halin sen gözünü kapatsan, odaklansan da gelemeyebileceği gibi. O yüzden bunlara dalma kelimeleri kullanılıyor. Evet. 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 Veya düşme. İşte fall in love'daki gibi. Aşka düşmek. Türkçe'de de böyle biraz daha kullanılıyor. Dalmak değil de. Uykuya dalmak. Bunlar sana olanlar öncesi yaptıkların. Yani senin kontrolünle, iradenle yapılanlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aşama yazdık. Patanjali Usta yogayı diyor ki bir sistematik olarak birinci bölümde yoga zihin dalgalarının kontrol altına alınmasıdır. İşte o zaman kişi kendi öz formunun biçimini görür. Yoksa kendisini zihin dalgalarıyla özdeşleştirir. Peki buraya kadar tanım açık. Son belli. Hikayeyi başı sonu kapattık. Peki nasıl? Nasıl ben zihin dalgalarıyla kendimi özdeşleştirmem? Nasıl o kendi gerçek doğamı bilmek adına onların kontrol altına alabilirim, dinginleştirebilirim. İşte o noktada ikinci bölüm, kitapta da ikinci bölüm Sadhana Pada diye başlıyor. Sadhana bir Sanskrit önemli kelime. Manevi sistematik disiplin içerisinde bir çalışma içinde olmak. Manevi çalışma diyebilirsiniz. Sistematik disiplinli bir çalışma içerisinde olmak. Her gün oruç tutmak, beden sınırımı görmek için. Her gün asana pratiği yapmak, güneşe selam. Bu bir sadhana. Sistematik düzenli bir çalışma. Ki neden? Öteyi göreyim, öteyi göreyim, öteyi göreyim. İkinci bölüm sadhana pada. Çalışmanın başladığı yer. Bu çalışma diyor ki 8 tane uzuv, bir organizma gibi düşünebilirsiniz veya basamak gibi ilk başta kolay anlaşılıyor. 8 basamaklı bir yol gibi görebilirsiniz. O noktada 8 tane uzuv, 8 tane basamak tanımlamaya başlıyor. Ve işte bu yazdıklarımız o 8 basamağın 6 tanesi. Üçüncüsü asana, birincisi değil. 1 ve 2'yi en son yazıyorum, genelde en sonra anlatıyorum. Çünkü buraları anlamak en somut, en daha temel, herkesin ilk başta yoga dersine gidiyorum diye o salona girdiğinde yaptıkları. Dördüncüsü pranayama, beşincisi pratyahara, altıncısı dharana, yedincisi dhyana ve sekiz ashtanga yoganın 8 uzuvlu ashtanga yoga duymuş olabilirsiniz. Basamakları ashta 8, anga uzuv, parça gibi düşünün. Yani uzuvdan kastım kol mesela, bir uzuv, bacak, bir uzuv, bu organizmayı parçaları. Bu şekilde 8 tane uzuv. 8 uzuvlu yoga, 8 basamaklı yoga. Peki 1 ve 2 nerede? 1 ve 2 ne? 1. Şöyle daha rahat. Yani bunları şey olarak yani düzgün olarak not olarak şey yapabileceğiz değil mi? Ama evet. Çünkü şey düzgün not alamadım da ben tam yeterli. Evet, yollayacağım. Hepsinin belgesi var. Yazdım. Bu kursa kayıtlı olanlara gönderiyorum sonra. Ama önce dinletiyorum sonra gönderiyorum. Çünkü o daha doğru bir öğrenme biçimi oluyor. Tabii. Çünkü not alırken hani bu sefer şey Evet. Aşama aşama öğrenmenin şeyleri dinlemek, yazmak, sonra okumak gelenler gibi. Bir gibi görünse bile aslında bu 8 tane basamak gibi yorumlansa bile 8 tane uzuvdan kastım bir organizma
bir bütün ve birbirlerini var ediyorlar. Bu parçalar da birbirlerini var ediyor. Birbirlerine nasıl ki beden nefessiz, nefes duyusuz, duyu zihinle hepsi bir aradaysa, 8 de son gibi görünse bile aslında bir en yukarı bire bağlanıyor. Bir daire gibi aslında her şey. Bu dairenin bir noktası hem başlangıcı hem sonu gibi düşünebilirsiniz. Hem 1 hem 8 gibi. Anlatabildim mi? Ve bu kadar soyut bir kavramın bir olmak, saf bilinç, saf farkındalık, aydınlanmak ne demek? Dendiğinde şöyle yorumlamak güzel geliyor bana. Yani böylesine bir farkın, böyle saf bilince, saf farkındalığa, birliğe ulaşmış bir kişi nasıl oturur, nasıl konuşur, nasıl yaşar, nasıl nefes alır, nasıl yemek yer, ne der? Bu sorulara cevap veriyor bir. 8'in bu soyutun fiziki sanki formunu anlatır gibi. Aslında tam manası toplumsal ahlak kuralları. Yama, toplumsal ahlak kuralları veya Patanjali Usta tanımlarken büyük yeminler diye tanımlıyor. Mahavratas, vrata yemin demek, maha büyük. Yani yapmam, bunları asla yapmam dedikleri bir kişinin veya böylesine bildiğini bilmiş, saf farkındalık haline ulaşmış bir kişinin bir yapmayacakları. Diyor ki, böyle yorumlamak bana daha güzel geliyor. Bir, böyle bir kişi asla hiç kimseyi incitmez. Ahimsa, incitmemek, zarar vermemek, şiddet uygulamamak, şiddetsizlik diye Gandhi'nin tanıttığı ilke aslında. Herhangi bir fiziksel şiddete karşı da tepki vermemek geri gelince. Bir karıncanın üzerine basmaz. Çünkü birliğini bilir. Saf farkındalık. Ben dediği şeyin sınırının ötesine geçtiği için aslında o karınca bile ben kümesinin içine girmiştir diyelim. Her şey. Bitkiler, böcekler, çiçekler. Aslında birlik demek uyum ve ahenk demek de diyebiliriz. O bütün, bütünün farkında ise kişi, parçaların bütün içerisindeki yerini çok daha net artık görmüştür. Bu parça burada bu bütünü yapıyor, bu parça burada. Dolayısıyla ben dediğim şey ayrıksız bir parça olarak buradaysa bile, bu parça yoksa ben dediğim bir şey yok zaten. Çünkü hepimiz bunun içerisindeyiz. Bu tahtanın veya kümenin. O yüzden birisine sen diyerek tanımladığım bir tokat aslında bana attığım bir tokat. Benden çıkıp daha büyük bir ben tanımlarsam eğer. Çünkü küçük bir ben, ayrıksı bir benden çıktım. Genişledim, genişledim, genişledim. Öteye, öteye, öteye geçerek ben diyerek sınırsız bir şeyin içerisine daldım gibi. Evet. O zaman incitmez, zarar vermez, sen diye gördüklerini, ben diyebilir çünkü. İkincisi, ben o gerçekliğinde ise, tamlığında, bütünlüğü görmüş ise aslında gerçeği görmüş. Kendi öz doğasını, öz gerçek formunu görmüş diyorum. Buna hakikat diyoruz. Hakikati görmüş, gerçeği görmüş kişi hakikate veya gerçeğe uyumlu davranır. Satya yalan söylemez. Her zaman hakikidir, doğrudur, dürüsttür, samimidir diyebiliriz. Sat, hakikat demek. Gerçeklik ile uyumlu olmak. Dürüst olmak diye bizim ahlaki yalan söylememek terimimiz olsun. Üçüncüsü Brahmacharya. Brahma, yaratan, yaratanın yolunda giden demek bu. Yaradanın yolunda giden. Kelime açılımı. Yaratma güdüsü veya enerjisi her bir parçaya verilmiş. Kişi kendinden bir tane daha üretebiliyor.
tek başına değil tabi. Üreme yetisi, cinsellik diyebildiğimiz, üreyebilme aslında bir yaratmanın, yaradanın verdiği çok büyük bir yaratma gücü aslında. Burada Brahmacharya'nın kastı yaradanın yolunda yürüyen kişi bu yaratma gücünü de onun yolunda doğru bir şekilde kullanır. Yani daha basit konuşursak cinsellik onun için bir engel olmaz, onun kölesi olmaz. Onun sorumluluğunu doğru bir şekilde alarak doğru bir şekilde kullanır. Bunun üzerine çok farklı yorumlar var ama burada cinsel enerjiyi doğru ve sorumluluğunu alarak doğru biçimde kullanmak diye genel yorumlayabiliriz. Dördüncüsü, asteya, ait olmayan şeyi almamak, çalmamak başka bir dil. Ancak tüm bu kaideler sadece fiziksel olarak değil, böyle bir kişinin tanımında, fiziksel olarak birisini incitmemek, evet, ama sözel olarak da birisini incitmemek, üç seviyede incelenir, Sanskrit'te de bunlar hep. Manas, zihin, vaçka, söz, kayka, beden. Ne fiziksel, ne sözel, ne de zihinsel, fikirsel. Birini incitmemek, aklından birisi hakkında kötü bir düşünce bile geçirmemek. Satya, ne fiziksel, gerçeklikten aykırı bir halde davranmak, ne sözel, yani sözünle yalan söylememek, ne de fikirsel, kendini de kandırmamak fikirlerle, başkasını kandırmayı bile düşünmemek. Üçüncüsü aynı şekilde, dördüncüsü de aynı, çalmama prensibi sadece fiziksel olarak ilk başta aklımıza geliyor çünkü bir madde almak gibi ama birinin itibarını, ününü, sözlerini alıp izinsiz kullanmamak da diyebilirsiniz. Fikirlerini yine aynı şekilde almayı bile düşünmemek, yani fikirsel olarak bile düşünmemek. Ve beşincisi, günümüzün insanı için bence en zorlu gibi görünen, aslında çok bu samadhi, birliğini bilmiş kişi hiçbir şeyi aparigraha depolamaz, stoklamaz, benim diyerek biriktirmez. Biriktirmek, depolamak, stoklamak anlamına geliyor. Çünkü bu mülk kavramını getiriyor. Yani mal kavramını getiriyor. Ben dediğimiz şeyin ayrıksı bir bense, sınırlı bir bense, o zaman bu benim diyerek tutarım. Ama eğer ben genişsem, sınırlarım, sınırsızlık olmasa bile genişlediyse artık, büyüdüyse, o zaman illaki bir şeyin benim olması için burada olması gerekmiyor. Görmediğim bir ülkedeki herhangi bir zenginlik de benim zenginliğim olabilir. Veya işte herhangi bir güzel söz, yaşanmış bir güzel deneyim benimdir. Eğer böylesine genişsem. Ama buradan daha basit örneklersek, işte biriktirilen belki kıyafetler, giyilmeyen, sayı sayı ayakkabılar, depolar, bankalarda duran paralar, benim evlerim, benim arabalarım, benim çocuklarım, benim paralarım vesaire vesaire. Burası aparigraha'nın ihlali. Böyle bir insan benim diyerek tutmaz, hiçbir şeyi biriktirmez. Zaten tutanlar da ilke genelinde o dağılıyor. Elinden alınıyor kişinin. Ve bir, ahlaki yapma gibi, yağma, yapma gibi akılda kalabilir. Kuralları ise toplumsal, yani benim ayrı bir ben olarak, diğer ayrı bir ben varsa yanımda, arasında kuracağı ilişkiyi belirleyen. İki, niyama, ahlaki, kişisel kurallar bu sefer. Benim ayrı bir, bu tanımladığım benim, benle kurduğu ilişkiyle. Yap denilen kurallar. Bunlar yapma. Bunlarsa kendine bunları yap. Bir, şauça. Her biri beş tane. Yağmalar ve niyamalar. Şauça, temizlik, saflık, arılık demek. Saf ve temiz ol diyor. Saf ve temiz. Üç seviyede de fiziksel. Yıkan, en basit. Sözel, güzel sözler et.
temiz, saf sözlere kirli olmasın. Üç, fikirsel düşüncelerin temiz ve saf olsun. Başkaları hakkında, kendin hakkında. Şavuça, saflık, temizlik, arınma demek. Bunu tekrar aşağı yazayım. İki, santoşa, hoşnut olmak, hoşnutluk, şükür hali diye bizim bildiğimiz belki. Herhangi bir şey olursa, ne olursa olsun, hoşnut ol. Yemeğin soğuk geldi, olsun de. Birisi arabayla geçti, üzerine su sıçrattı. Tamam, olsun. Beklediğin her ne varsa, hoşnut. Denedin, baş duruşuna kalkmayı, işte mesela asana, öteye geçmeyi, çalıştın, çabaladın. Bu kadar oldu. Her ne ise koyduğun kendine. Peki, hoş, güzel, kabul. Hoşnutluk ve şükür hali, santoşa. Üçüncüsü, sanki pasifizme itiyormuş gibi bazen, çünkü yorumlanıyor böyle, sorular geliyor gibi görünse de aslında hepsi birbirini dengeler. Biri bir uca koyuyorsa diğeri hemen diğer uca koyar. Santoşa'nın tam tersi çaba, eylem talep eden tapas. Çok önemli, çok çok önemli bir ilke. Neredeyse bütün yoga kültürünün aslında başladığı ilke diyebiliriz. Kelime anlamı tapas, ısı ve ateş demek. Isı, ateş, ne alaka? Isı ve ateş bir sürtünme varsa ortaya çıkar. İki tane taşı sürterseniz ısı çıkar. Bir direnç vardır çünkü orada. Tıpkı tüm elektrikli aletlerin çalışması gibi, kettle en basiti. Orada geçen direnç oluştuğu için ortaya ısı çıkartır. Saç kurutma makinesi. Çünkü bir sürtünme yaratıyoruz kendi içinde, o direnç devrelerle. Bu durumda kendi kendine bir sürtünme yarat diyor. Kendi kendine bir sürtünme yarat ki bedenden, içinden, sen dediğin o işte bu parçaların vereceği direnç ortaya bir ısı, ateş çıkartsın ki o çıkan ısı, ateş seni eritecek. Kimi? Fazlalıklarını. Ben diye tanımladığın, tutunduğun sınırları. Ve dönüştürecek. Ateş en büyük dönüştürücüdür, ısı. Yoga ateşi diye tanımlanır, yoga. Yoganın elementi ateştir. Ateşe giren şey aynı çıkmaz asla çünkü. Değişir. Yoga ateşiyle işte yıkan falan gibi böyle sözler olur. O zaman kendine uyguladığın bir sürtünme, bir meydan okuma diyelim. Tapasın başka bir çevirisi. Kendine meydan okumak. Daha basiti nefs terbiyeden pratikler diyebiliriz. Tasavvuf diliyle. Yani çilecilik gibi çevirisi var, riyazet gibi yine tasavvuftan çevirileri var. Nefs terbiye eden pratik, gönüllü, kendi kendine koyduğun sınırını aşmak için. Mesela ben her gün 5 ekmek yemeden doymam. Sınır. Peki tapas, yarın 4 ekmek yiyeceksin. Bakalım ne oluyor? Bir daha tapas, daha derin, daha sertli. Hiç ekmek yeme, bakalım ne oluyor. O yüzden oruç, tüm manevi kültürlerin, ki yogada da çok vardır, farklı farklı oruçlar olabilir. Çok kolay anlaşılabilecek tapas için bir örnek. Oruç tutmak. Ellerinin üzerinde amuda kalkmak, başının üstünde amuda kalkmak. Şu an yapabiliyor musun? Hayır. Korkuyor musun? Evet. O zaman meydan oku kendine. Bedeninin sınırlarını görmek için, zihninin sınırlarının ötesine geçmek için korku, bunun örneği, başının üstünde durmaya çalış. Yoga'daki birçok poz tapas örneğidir o yüzden. Kendine bir meydan okuma, o meydan okumayı kabul edip, peki bu gelen sürtünme bana ve verdiğim direnç fiziksel ve zihinsel uygulamayla dönüşecek. Çünkü orucu tuttuktan sonra artık yemesem de olur diyebilirsin. Sınır ortadan kalktı, genişledin. Her gün şeker yiyordun. Şekeri kestin. Bir gün, 3 ay sonra karşına şeker geldi. Var ya da yok, hiçbir şey ifade etmiyor. Artık şeker senin için bir sınırlayıcı değil. Ben diye tanımladığın şey. Ben şekersiz yaşayamam. Ben şekeri çok severim. Böyle kelimelerin yok artık. Kendini tanımlamak için.
veya başımın üstünde duramam asla, aman başımın üstünde duranlar ne büyük insanlar. Denedin, tapas, her gün çalıştın, 3 yıl çalıştın, 5 yıl artık durdun, hiç farkı yok. Ha durmuşsun, ha durmamışsın. Tüm o kalıpların gitti, eridi. Tapas eritiyor ezberlerini, sınırlarını. O yüzden çok önemli bir nefs terbiyeden pratik olarak koyabilirsiniz. Herhangi bir engel aslında seni dönüştüren bir fırsat olabilir diyor. Altındaki mantık. Bir tuğla baktığında basamak da olabilir, ayağını takıp tökezleyeceğin engel de olabilir. Tapas yaklaşımı varsa gördüğün her engeli bir basamak olarak kullan. Canını sıkan bir iş, seni sinirlendiren bir insan. Tapas, tamam meydan okuma, kabul ediyorum ki sınırım genişleyecek, daha sabırlı bir insan olacağım. Ki sınırım genişleyecek, hoşgörülü bir insan olacağım gibi gibi gibi. O yüzden çok önemli tapas, tüm pratiklerin, yani yoga. Ben kimim, sınırlarım nerede ki sınırlarım genişlesin daha öteye için. Hocam mesela ahimsada şiddetsizlik dedik ya, onu mesela bir tapas olarak da düşünebilirdim. Yani aslında bir bütünlüğüne... Evet, 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 kesinlikle. Yani şiddet uygulama içinden geliyorsa, sivrisineğin üstüne terlikle vurmak, o zaman bunu tapas görebilirsin. Vurmayacağım. Şu andan itibaren ne kadar kulağımda vızıldasa da, ne kadar gece uyumasam da vurmayacağım. Hadi bakalım ne oluyor? Hem de iki iki bir arada olmuş. Evet, tabii ki hepsi. Bir yandan tersine de olabilir. Tapas, kendine daha sert davranan bir insansan, kendini yargılayan, işte suçlayan bir insansan tapas. Şimdi yine birisi bir şey dedi, ah yine ben yanlış yaptım, tapas. Hayır, şimdi kendine meydan oku, aferin iyi yaptım diyeceğim bu sefer de olabilir. Herkes için değişebilir o yüzden tapas her zaman. Ve eş hep birbirlerini tamamlayarak geliyorlar. Bir tapassa ahimsa ihlali olmadan eş zamanla oruç tutuyorsan kendine de incitmemelisin. 6 ay hiçbir şey yemeden oruç, ölürsün. Ahimsa yok, gitti. Ama satya, kendine de yalan söylemeden yapabileceğin var tapas adına. Yok yok, ben şimdi kendimi incitirim. O zaman ahimsa ihlal oldu. Hep birbirlerini dengeliyorlar. Bir ağırlık buradaysa hemen diğeri. Bir de bu, yani kişi sadece kendini kendisiyle kıyaslaması lazım. Yani çünkü herkese göre bambaşka bir durum oluşabilir. Hani bunu mesela herkes için ortak bir şeyi ortaya koyamıyoruz, yani öyle bir şey diyemiyoruz. Hatta Sivananda'nın bir yazısını okumuştum, Sivadharma ile ilgili olarak. Orada ahimsayı %100 çok keskin bir şekilde uygulayabilecek kişilerin şunlar olduğunu, ama işte hani ev sahibi, yani aile sahibi olan insanların %100 ahimsayı uygulayamayacağını falan anlatıyor. Evet. Çünkü mesela eve biri geliyor, eşin var. Evet. Yani eşim var, hırsız geliyor, ben ahimsayı uyguluyorum, o zaman korunmamalıyım falan diyemiyorum yani. Evet, orada işte kendini bil giriyor işin içine. Ben kimim? Kendini bil en büyük bilgelik diye sayılıyor. Upanishadlarda kendin dediğin şey kim? Ama bu kendin dediğin şey daha soyut bir yere giderken aslında öncesinde giydiğin, evet, farklı farklı kıyafetlerle bir benler var. Ve orada sen hangi parçasın bu resimde? Eğer sen bu parçaysan, dediğin gibi bir işte ev sahibi, eşi olan, o zaman bu parçalığının hakkı yerine getirmen lazım. Yok, mağarada yaşayan bir tek başına sen, o zaman orada onun gereklerine göre burada. Evet, herkese göre değişir. Hiçbir şekilde kişi kendini bir rekabete sokmaz, kıyasa sokmaz. Bu öğretilerde, yoga yolunda da, en basit yoga dersinde sırt üstü yatarken, bacağını kaldırırken yanındakine bakıp onun bacağı niye daha esnek, benimki niye daha kapalı derse, bu yoga değildir. Yogaya aykırıdır, tamamen ihlaldir. Sen sadece gözün, kulağın, zihnin, kendi bacağın, sen, nefesin, bu kadar. Veya sen, ahimsa, bugün bu kadar, yarın ne kadar? Herkesin kişisel kendi bilgeliğini çıkartması lazım burada. Kendi gerçeğine göre. Kendi kimse. Şu an kimse. Ben dediğim ki o ben genişlesin, bir öteye gitsin. Yavaş yavaş. Böyle zar soyar gibi soru da soruyor. 4. Tapasa eş. Destek. Svadhyaya.
kişisel çalışma, kendi kendini çalışma, kendi kendine çalışma gibi yorumlanabilir. Sıva kendi demek. Bu kendini bile öğreti olarak kimsin sen? Kendini çalış diye de yorumlanabilir. Veya kendi kendine çalışmak. Burada bir şey öğrendiniz, eve gittin üzerine kitap okudun. Bir poz öğrendin, eve gittin kendi kendine pratik yaptın. Araştırdın. Bu svadhyaya yapmak oluyor. Kendi kendine çalışmak. Ve bakın yine hep çaba ve dedim ya sana olan teslimiyet, bırakma gibi. Tapas ve svadhyaya çaba. Santoşa, hoşnutluk, kabul. Ve yine bir destek geliyor ona. 5. Hoşnutluğun da ötesinde teslimiyet denen daha büyük. Hoşnut bile değil, tam mutlak teslimiyet. İşvara, pranidana. İşvara, efendi demek aslında tam şeyi. Komut veren, komudu veren demek. Komudu veren, efendi, aslında ben dediğim şeyin, geri kalan her şey dediğim, arkasında olan düzen. Büyük zeka diyebilirsiniz, ilahi düzen diyebilirsiniz, evren diyebilirsiniz, tanrı diyebilirsiniz. Böyle bir kavram. Pranidana teslimiyet, evrene teslimiyet, tanrıya teslimiyet, mutluğa teslimiyet. Senden daha büyük olan bir zeka, sen diyerek yapabileceğin sınırlı bir çaba ve ötesinde senin haricinde olan kuvvetlerin varlığını kabul ederek, bilerek teslimiyet. Tapas, iradeni koydun, çabanı gösterdin, başın üstünde durmaya çalıştın senelerce. Bir kere çalıştın, düştün, santoşa, o hoşnutluk. Ama senelerce çalıştın, 10, 15, 20, olmuyor. Teslimiyet. Budur, gerçek. Veya bu yoga asana pratiklerinde olur, yoga dersinde. Her sonu 10 dakika bir gevşemeyle biter. 1,5 saat çalışırsın, çaba gösterirsin, kapanırsın, açılırsın, vurulursun. Son 10 dakika hiçbir şey yapmak yok. Yat. Sırt üstü yat. Bu kadar, bitti. Yapabileceğini yaptıktan sonra bırakmak. İşvara pranidana, teslimiyet. Patanjali her birinin bir sonucunu söylüyor. Bunu sonraki derste tekrar hatırlayıp konuşacağız. İşvara pranidana içinse işvara pranidana kişiyi samadhiye götürür diyor. Aslında böyle kestirme yolu gibi. Samadhi tamlık veya bütünlük aslında mutlak bir teslimiyet halidir bir yandan da. Kişisel bir iradeden daha evrensel bir iradeye ulaşma halidir. Tasavvuf diliyle cüzzi iradeden külli iradeye varmak gibi, bireyselden evrensele. Ve yoga, hepsini konuştuk. Yoga ne demek konuşmadık, tanımladık ama tam kelime olarak şimdi en sonda konuşarak dersi zaten tamamlamış olacağız. Yoga, bireysel benim, o cüzzi iradenin evrensel bende külli iradede ile birleşmesi, ona bağlanması hali. Yani tam kelime anlamı yoga, birleşmek, bağlanmak. Direkt kelime olarak her ne aklınıza gelirse, herhangi iki olan ve ayrı olan ve parça olan şey, yan yana gelip kapak ve kalem, iki parça, birleşir, bağlanırsa yoga yapmış oluyor. Çünkü şu an burada bir kalem var. Tek, bütün. Ayakkabı, ayak, yan yana giydim, artık sardı, tek. Dışarıdan bakan için yoga yapmış oluyorlar. İki insan birbirine sarıldı. Öyle sıkı sarıldı ki sınırları yok. Bakan tek gördü. Yoga yapıyorlar. Ve bu dışsal bu şekilde tanımlansa bile içsel ben dedin, sen dedin, evren dedin, alem dedin. Artık bu ben senin içinde eridiğinde, birleştiğinde, bağlandığında olan şey yoga.
Yoga bu yüzden ayrı olan her ne varsa onun tamlaşması, birleşmesi, bütünleşmesi diyebiliriz. Sekiz uluv ile birliği bilme yolu. Ashtanga yoga. Sekiz uzuv ile benliği, tek bir gerçek, hakiki, öz benliği bilme yolu. Ashtanga yoga. Bir isim daha var. Yine bu yola verilen kitapta Patanjali Usta'nın yoga sutralarıyla tanımladığı Raja yoga da deniyor bu disipline, sistematik yöntem bilime. Kişinin kendi öz doğasını, öz formunu bilme, birliğini bilme, birleşme yolculuğunda Raja, kral demek, hükümdar demek. Hükümdar veya kral yolu gibi çevriliyor. Ne alaka yine? Kral nereden çıktı şimdi veya hükümdar? Hükümdarlar, krallar, topraklar yönetir, imparatorluklar yönetir. Diyor ki, bu sistem gerçek kral, gerçek hükümdar, topraklar yöneten değil, kendi zihnini yönetebilen, kontrol edebilen kişidir. Ki o zaman kendi gerçekliğinde, hakiki formunda ikamet eder. O yüzden asıl efendi, asıl imparator kral, zihnin efendisi olmuş kişidir. Zihnin efendisi, dünyanın efendisidir diyor bir yoga ustası. Swami Shivananda bunlardan biri, bir yoga ustası, aydınlanmış bir kişi olarak sayılıyor. Zihnin kölesi ise en büyük köledir. Ve bakın kişilerin zihinle, çünkü Patanjali Usta'nın dediği gibi, zihin dalgalarıyla özdeşleşmek hakikatten seni uzaklaştırır diyor. Kendi gerçek öz doğan formun neyse. Ve bakın herhangi bir zihin halinde takılı kalıp kaldıysanız, bir öfke çıkamazsanız o öfkenin kölesisinizdir. Size istediğini yaptırır. Herhangi bir düşüncenin, o beni kandırdı, kölesiyseniz bitti. Her tür bu işte çalışmak zorundayım. Onu seviyorum, bunu sevmiyorum. Bunların hepsi zihin aslında. Ne sunuyorsa içerik onunla tanımlıyor seni, o kadar çıksın. O an için günlerin, ayları, hatta yılları geçiyor bazen insanların bir insan yüzünden, bir düşünce yüzünden. İnsandan kastım bir düşünce formu olarak zihinde yerleşmesi. Tüm acılar, ızdıraplar, cehennem aslında bunun içinde buna göre. Ve gel cennet, birlik yine bunun efendiliğinde gizli. Gerçek hükümdar Raja Yoga, kral yogası la kasıt birliğin aslında nasıl kendi zihnin hükümdarı, efendisi olarak gelebileceğini anlatıyor Raja Yoga tanımında. Sekiz uzuvlu yoga, Ashtanga yoga, sekiz aşama ile birliğin, özgürleşmenin yolu. Özgürleşme çok kilit, son kelimedir. Bütün buraya böyle tanım vermeye çalışsak bile, burayı konuşamayıp tanımlayamadığımız yer ise, burası üzerinden konuşursak, yoga felsefesinde bir eğer amaç varsa, o amaç özgürleşmek. Özgürleşmek aslında sınırların ötesine geçmek. Moksha bunun ismi. Bu da sık sık geçer metinlerde. Bu yolun varacağı nihai yer. Şu an konuşurken bir nihai yer var. Varıldığındaysa orası bir yer bile değil ama. Bir yandan da daire kendini tekrar kapattığında ne başlangıç var ne son. Bir dairede başlangıç ve son yoktur. Ama dairede yürüyen için bir başlangıç noktası ve son vardır esnada. Paradokslarla gizli, hep sürekli. Evet, bu ilk dersimiz de. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
malzeme çok. Üzerine düşünmek, sindirmek. Evet, çok hafiften. Evet, en çok da deneyimlemek. Asıl, 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 en zorlu ve gerekli ustalara göre teorik bilgi değildir. Teorik bilgiyi sindirmek, o zaman bilgi hallenmiş bilgidir. Tasavvuf diliyle hal ilmi değil, hal ilmidir tasavvuf derler. Benzerdir tasavvuf ve yoga çok. Okudukça, içinde geçtikçe tüm manevi aslında yollar, yolculuklar, içsel yolculuklar. Hal ilmi, kelamı, sözü, duyulanı içeriden buradan kalbe böyle yerleştirip ben diyerek çıkartmak sonra onun için pratikleri veriyor. Peki, duyuldu. Şimdi deneyimle. O yüzden gözümüzü kapatıp 15 dakika ilk başta sustuk. Kendi kendimize. Bir dahaki derste de yarın da deneyeceğiz. Önce fiziksel beden terbiyede mi deneyim? Sonra nefes terbiyede mi? Al, ver, derin. Sonra gözlerin, kulakların yavaş yavaş içeriye dönsün. İzle nefes. İzle odak noktası. Bir nokta seçip zihin için. Bu aşamaları geçiyoruz. Ve sonra kal. Ve zihin başlıyor dalgalara. Uyum. Bir düşünce, bir ses, bir his. Ve sen orada gözlemde kalmaya çalıştıkça gidiyorsun, tekrar geri geliyorsun. Gidiyorsun, tekrar geri geliyorsun. Böyle şaha kalkmış bir at, otur deyip terbiye etmek gibi kalkıyor, otur. Ve dedikçe, 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 bugün 10 kere kalktı, yarın 8 kere. Tam terbiye. Evet, sonra 7 kere, sonra 5 kere, sonra belki 1 kere ve sonra belki dıt. O sabitlik. Hocam teorik yerine pratik dediniz ya biraz önce. Ama aynı zamanda teorikte bile belki benim sizi bu konuda benim 3. 4. dinleyişimdir. Her seferinde başka bir şekilde dinliyorum yani. Evet. Farklı şeyler geliyor. Evet, ama aynen öyle. Hepsi apayrı. Yani. Aynen öyle. Evet. Her dinleyişte, her dinleyişte 10 kere, 15 kere dinleyen var. Ben bunu herhalde 50-60 kere anlatmış olabilirim kaçıncı. Ama her seferinde evet, konuşmak da çünkü öğretmek de daha iyi öğrenmenin yöntemi. Ben de kendimi onu seçtim. Tabii anlatırken yenileniyorsun, evet, yeni şeyler görüyorsun. Evet. Tabii ne güzel, yeni anlatmak. Ya bir de şey de var, hani başta dediniz ya, aynı konuları aslında başka başka yerlerde sürekli konuşuyor olacağız falan diye diğer kitapların içinde, bunların içinde de. Şimdi ilk iki şey anlattınız aslında, yani iki bölüm anlattınız, iki bölümde de aynı şeyleri anlatıyordu aslında. O yüzden de onları oturtmak başta böyle bayağı zor geliyor yani. Ama sonradan muhtemelen oturuyor yani. Evet, sonradan bağlama başlıyor. Bağlıyor, evet. Aynen. Ki bir dahaki yani yarınki derste de yine. Yine buradan başlayacağız. Buradan bir yere bağlanacağız ama hatırlayarak. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.